Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine çalışmayan bir DVD cihazımız var ve bunu hurdaya atmadan önce içerisinde bizim işimize yarayabilecek ve ilerideki projelerimizde kullanabileceğimiz malzeme var mı diye bir göz atacağız. Ve içerisinden mutlaka işimize yarayacak elektronik parçalar çıkacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Hemen şu yanında bir vida var, yıldız. Bunu açalım. Evet arkadaşlar, üst kapağını açar açmaz karşımıza görmüş olduğunuz gibi bir adet mini motor çıktı. Başka nereden mini motor çıkar diye soran abonelerimiz var arkadaşlar. Bir tane DVD, arızalı bir DVD bulup içini söktüklerinde DVD okuyucu ünitenin içerisinde 3 adet motor var ama şu anda biri gözüküyor. Sökmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, DVD okuyucumuzu, ünitesini şu anda söktük. Öncelikle şunu bir ayıralım bir kenara. Görmüş olduğunuz gibi enerji kablosunun girdiği bir yer var. Şunu da alalım. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir 220 volt enerji kablomuz. Görmüş olduğunuz gibi sapasağlam arkadaşlar bir enerji kablomuz oldu. Burada bir SD kart okuyucu yuvası. Şu ön panelde buton falan var. Evet, USB girişi var. Orayı da bir sökelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu USB girişini lehimlerini söküp kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi SD kart okuyucusu var bir tane. Pek işimize yarayacağını zannetmiyorum ama yine de söktüm. Bakarsanız belli olmaz, elektronik malzeme her an lazım olabilir. Şimdi parçalarını ayırdık. Şimdi hurdaya atabiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir de display çıktı. Bu display'in de lehimlerini sökülerek bu display'i de alacağım. Şurada 2 adet buton var ve bir de IR gözümüz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi algılayıcı. Bunu da söküp alacağım. Bu da çalışıyor. Bunu da ayıralım. Evet arkadaşlar, en önemli parçamız DVD okuyucumuzun hemen şurada yapışkanın altında bir vidası var. Şu yapışkanın altında da bir vidası var. Bunları açalım. Şu üst kapağı alırken şöyle dönen bir plastik aksam var arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bu aksam mutlaka bir projede işimize yarayacağını düşünüyorum ve bunu ayırıyorum. Arkadaşlar şimdi şu üst plastiğini tırnaklarından sökelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 1, 2 ve 3 adet mini motor bulunmakta bunun içerisinde. Bunları da tek tek sökmeye başlayalım isterseniz. Öncelikle şu motoru almaya çalışalım. Motorun ön iki vidasını söktüğümüzde motor boşa çıkacak. Ve bu vidaları da kaybetmeyelim. Yine motorumuzu bir yere sabitlerken kullanabiliriz. Çok küçük vidalar çünkü.
Evet arkadaşlar, şuradaki lastiğimizi de alalım. Ve motorumuz boşa çıkmış oldu. Bu motorumuzun kabloları şurada. Evet. Bir adet motorumuz içerisinden çıkarmış bulunduk. Kablosunun biri kopukmuş arkadaşlar. Bunu içini açıp lehimlemem gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci motorumuzu sökmemiz için şu dişlileri sökelim. Evet arkadaşlar, ikinci motorumuzu da alıyoruz. Evet, bir adet daha 3 voltluk mini motorumuz oldu. Bunu da eliyoruz. Ve son bir tane daha motorumuz var arkadaşlar. O da şurada. Bunu da almak için ne yapmamız gerekiyor? Önce şu kablolarını boşa çıkartalım. Evet arkadaşlar, şimdi şu motorumuzun da üstünde bulunan şu plastiğimizi çıkarmamız gerekecek. Motora da zarar vermek istemedim. Ama evet, çıkardık. Evet arkadaşlar, motorumuzun da ön şapkasını çıkardık. Şurada iki vidası var bunun. Çok ufak vidalar. Evet, üçüncü motorumuzu da çıkardık. Bunlarla çok güzel projeler hazırlayacağız inşallah ileriki zamanlarda arkadaşlar. Geriye DVD'mizin gözü kaldı, okuyucu gözü. Bunu da sökelim. Bakarsanız bir proje yaparız bununla da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde söktük. Böyle kalsın, hiç dağıtmayalım, dağıtırsak kaybederiz. İhtiyaç olursa şu lensi alacağım arkadaşlar, çalışıyorsa tabi alacağım, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet, şurada bir parça var, bu da yine görmüş olduğunuz gibi motorumuzu, lastik kısmını tutabilecek bir aksam. Gerisi plastik aksam. Evet arkadaşlar, bunları da burada atabiliriz şimdi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine arızalı bir DVD'mizi hurdaya atmadan önce sökerek içerisinde bize ihtiyaç olabilecek, bizim işimizi görebilecek malzemelerimizi yine aldık arkadaşlar. Daha sonra yine plastik aksamını ve demir aksamını hurdaya atacağız. Onlar geri dönüşüme gitsin. Ama biz burada elektroniksel ihtiyacımızı karşılayacak malzemelerimizi içerisinden almış olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir adet 3 volt veya 5 voltla çalışabilecek bir mini motorumuz, ikinci bir mini motorumuz ve üçüncü bir mini motorumuz oldu arkadaşlar. Sadece bir DVD okuyucusunun içerisinden söktük bunları. Bunları yine hobi amaçlı devrelerimizde kullanacağız. Şu parçada yine üzerinde bir şey döndürebiliriz veya bir zımpara çalışması yapabiliriz. Bununla ilgili bir fikir bekliyorum sizden. Bunu sabitleyip hani altından motoru sürekli çevirip üzerinde bir zımpara gibi bir şey yapabiliriz, bir proje yapabiliriz. Veya pervane de olabilir. Fikir bekliyorum arkadaşlar.
Yine içerisinden bir adet lastik çıktı. Motorumuza takıp bir şeyleri çevirmek için kullanabileceğiz. İçerisinden yine çıkan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çarklar var arkadaşlar. Bu çarklar da projelerimizde yine yardımcı olacaktır bize. Biraz vida çeşidimiz oldu. Bir SD kartımız var. Şurada iki adet butonumuz var. Yine elektronik butonumuz. Burada bir display'imiz var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu display'i de sökeceğim, lehimlerinden ayıracağım. Yine işimize yarayacaktır elektronik devrelerde. Şurada IR göz algılayıcı var, 3 bacaklı görmüş olduğunuz gibi. Bu da çalışıyordu. Bunu da söküp alacağız. Şu kartımızın üstünde USB, dişi USB girişimiz var. Bunu da lehimlerinden sökerek kullanabiliriz. Geçen aldım arkadaşlar. 3 lira para verdim buna sadece. Ama burada bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Hurdaya atmadan önce 220 enerji kablomuz oldu. Burada toplam maliyetimizi hesap edersek arkadaşlar, şu kablo 5 lira. Motorlarımız da 10'ar liradan 30-35 lira. 5 lira da diğer aksama desek, ki fazla da hani 40 liralık yine bir malzeme çıkardık kendimize. Evet arkadaşlar, bir elektronik cihaz arızalandığı vakit yapılması mümkün olmadığını anladığınız anda hurdaya atmadan önce bu elektronik aksamları siz de söküp hobi amaçlı kullanabilirsiniz. Evet, inşallah beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur bu video, yine sizler için bir fikir olmuştur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı izlemeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum.